Arkadaşlar, bugün sizinle Fransızcanın şaşırtıcı detayları hakkında konuşacağım. İlk buraya geldiğimde, Fransızcayı öğrendiğimde bu detaylar beni çok şaşırtmıştı. Ve nasıl desem, yani biraz da komiktiler. Yani komik derken şey, yani dalga geçer gibi değil ama komik detaylar. De ben de dedim böyle bir video yapayım. Biraz da eğlenelim. Hep okul, ders, okul. Yeter artık. Neyse, hadi başlayalım. Arkadaşlar, numaralar Fransızca'da farklı bir şekilde adlandırılıyorlar. 1'den 69'a kadar giden rakamlar normal bir şekilde adlandırılıyorlar. Ama 70'ten 99'a kadar giden rakamlar farklı bir şekilde adlandırılıyorlar. Örneklendireyim. Örneğin 80, 80 demek. 4 demek. 20 demek. 4 kere 20, 80 yapıyor. Ya da 90'ı örneklendireyim. 90, 4, 20, 10 de 10 demek. 4 kere 20 artı 10, 90 yapıyor. Yani böyle farklı bir adlandırma, bir teknikle isim bulmuşlar. Yani isim derken adlandırmışlar rakamları. Farklı. Ve şaşırmıştım ben bunu ilk öğrendiğimde. İşte öğreniyordum rakamları. Babama dedim işte, baba bu ne alaka yani 4, 20 ne alaka? Babam dedi işte 4 kere 20 ne kadar yapıyor kızım? 80. 80 işte. Yani değişik bir şey. Ya ben de şaşırmıştım sizin gibi. Arkadaşlar, Türkçe'de canlı cansız her şey normal bir şekilde söyleniyor. Ama Fransızca'da pek öyle değil. Canlı cansız her şeyin, ama her şeyin yani. Her şeyin yani, pencereden tutun, yani çoraba, ayıcıktan tutun, dolaba, yani her şeyin bir cinsiyeti var. Ya dişi ya eri. Örneklendireyim, yani köpek, le chien demek. Le burada köpeğin, yani köpek kelimesinin eril olduğunu vurguluyor. Ve la fenêtre var, örneklendireyim. La fenêtre, la da var. La fenêtre örneğin, pencere demek. Bu da pencere kelimesinin dişi olduğunu vurguluyor. Tabii bazen işte diyelim ki bir insan ya da bir insanın bir karakteristiği olduğunda onu vurgulamak için ekstradan birkaç tane kelime ya da harf, ekstradan birkaç tane harf ekliyorsunuz. Örneğin işte ya da değiştiriyorsunuz, yani nasıl diyeyim. Örnek güzel. Güzel burada erkek için farklı söyleniyor, kadın için farklı söyleniyor. Il est beau, o yakışıklı diyebilirim. Elle est belle, o güzel. Ama ikisi de aynı anlama geliyor, yani güzel anlamına geliyor. Sadece bir tanesi eril, bir tanesi dişi. Yani böyle yazılışları da gerçekten farklı oluyor yani. Zaten duyuyorsunuz, beau, belle. Tabii bu le ve la sadece bunlar yok. Başkaları da var işte. Une, un, son, sa filan falan. Bunlar hepsi devam ediyor yani her şeyin, ama her şeyin bir dişi versiyonu bir de eril versiyonu var. Türkçe arkadaşlar, yazılışı ve okunuşu aynı olan bir dil. Ama Fransızca öyle değil. Fransızca'da farklı bir şekilde yazıyorsunuz ve farklı bir şekilde okuyorsunuz. Örneklendireyim. Olmak kelimesi burada bu şekilde yazılıyor. Buraya yazacağım. Olmak kelimesi burada bu şekilde yazılıyor. Ama okunuşu söyleyeyim size, e. Yani 3 tane harf yazıyorsunuz, e. Sadece e okuyorsunuz. Ya da kadın kelimesi. Kadın kelimesi arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Okunuşu fem. Yani evet, biraz değişik. Yani böyle okunuşu ve yazılışı farklı bir şekilde. Bunun nedenini işte duymuş olduğuma göre, yani birkaç tane öğretmen söylemişti bunu. Zamanında yazıcılar, hani burada eskiden tabii ki de şey yoktu, yani bildiğimiz elektronik yazıcılar ya da bilgisayarlar, insanlar elleriyle yazıyordu. O yazıcılar harf başına para alıyorlardı ve ekstradan para almak için ekstradan harfler ekliyorlardı. Ve o yüzden böyle Fransızca biraz böyle bir dil oldu. Tabii ki hatırlamıyorum hangi yılı Fransızcayı belirlediler yani. Fransızcanın yazılışını, okunuşunu belirlediler. Zaten TDK gibi burada da böyle bir kurum var.
ve işte Fransızca kelimelerin yazılışını söylüyorlar. Neyse yani böyle farklı bir tarihi şey de var yani nedeni de var. Gelelim şimdi herkesin bildiği konuya. Re. Arkadaşlar Fransızca'da re, re olarak söyleniyor. Tabii ben Fransızcayı daha sonra öğrendiğim için çok güzel bir şekilde Fransızlar gibi söyleyemiyorum re'yi. Ama neyse yani onların üstünde re'yi söyleyemiyorum. Örneklendireyim. Bonjour. Merhaba demek. Duyduğunuz gibi işte sonda bir h dedim yani. Bonjour. Öyle. Nedenini bilmiyorum neden r, h olarak söyleniyor falan diye. Ama Fransızcanın da değişik tarafı bu. Yani şaşırtıcı mı bilmem ama değişik bir tarafı. Ve güzel, yani güzel derken Fransızcaya değişik bir hava katıyor o kesin. Bir de bir hikaye anlatayım size. Ben zamanında işte 14-15 yaşlarında baget almaya gittiğimde fırına işte bir anda ben o zamana kadar işte R'yi işte sessiz bir şekilde geçiştiriyordum şeylerde, kelimelerde. Örneğin işte merhaba kelimesinde bonjour filan diyordum. O gün işte aniden ağzımdan bonjour filan çıktı. Dedim ne oluyor kızım ya? Ben de şaşırdım. Kadın da bana bakıyor. Merhaba, evet, tamam. Ne istiyorsunuz filan diye. Ben de bonjour dedim filan. Öyle bir şoktaydım. Bir 10 saniyelik şok filan. Yani öyle bir küçük bir anım var. Yani ilk R'yi söylediğim an. Evet arkadaşlar, bugünlük videom bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu nasıl desem, Fransızcanın farklı ve şaşırtıcı detayları size güzel bir zaman geçirmenize yardımcı olmuştur. Yani böyle. Ve küçük bir parantez, Fransızca gerçekten çok güzel bir dil ve öğrenmenizi tavsiye ederim. Yani ne de olsa dünyanın en çok konuşulan ikinci dili. Yani tavsiye ederim size. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.